Evet sevgili dostlar sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Biraz değerlendirme kısmı gibi olacak burası ama he, hem yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi hem de benim bazı sözlerim olacak. Uğur Meleke'nin cümle süper diyor ki Liverpool'luk taslayan Fulham. Ümraniye Ragnik'in tespitini hatırlattı diyor. Kadıköy'de sahaya çıkan Ümraniye'yi cumartesi günü Liverpool'a karşı Liverpool'luk taslayan Fulham'a benzeteceğimi de diyor. Ümraniye Geraldo Lenjani gibi iyi takviyelerle güçlenmiş, müsabakaya misafir gibi değil ev sahibi gibi başladılar adeta. İlk yarıda Fenerbahçe ile hemen hemen eşit sayıda pas yaptılar. Şut istatistiği 8-7, kornerler 3-4, rakip ceza alanında toplu buluşma sayısı 8'e 11'di devrenin sonunda. Tabela dışında hemen her şey istediği gibi Recep Uçar'ın ilk devrede diyor. Aslında ikinci devreye daha tempolu başlayan özellikle Ferdi'nin kanadından pozisyonlar üreten taraf Fenerbahçe'ydi. Ancak Ümraniye'nin aynı maçta ikinci kez korner organizasyonunda skor yapmasıyla momentum değişti. Hem gulu maç hem de Georgie'nin gollerindeki akıllı korner organizasyonları bana Ralf Ragnik'in o güzel tespitini hatırlattı. Futbolda artık gollerin %30'u duran toplardan geliyor. Öyleyse her takımın idmanların %30'unu da duran toplara ayırması gerekmez mi? Erman Toroğlu Kartal'ın takımı kişilikliydi demiş. Ee, büyük koca getiren Fenerbahçe yeni çıkan Ümraniye sessiz sedasız hazırlanan Ümraniye birisi futbolculara 10'ar lira de diğeri 1'er lira vermiş diyor. Çıkıyorlar hem de büyük rakiplerin önüne. İki takım arasında kalite farkı yok. futbolcu arasında fark var mı? Ona bakıyorsun. O da yok. 10 liralık futbolcu 10 lira değil ya da 1.5'luk buçukluk futbolcu kadar hakiki değeri. Çünkü 10 liralık futbolcudan kafa kafaya oynuyorlar diyor. Ee, bu yalnız Fenerbahçe için de İstanbul büyükleri için yıllarca böyle oldu. Var yoktu. Hakemler vardı. İşler öyle gitti. Ama şapka düştükçe bir şeyler görünmeye başladı diyor. Bu arada kendisi de hakemdi. Demek ki zamanında çok İstanbul takımı kollamış. Herhalde onun anlatmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de takım idare lider oyuncular yok. Bugüne kadar 3 resmi maçı var. Teknik adama konuşmamız için 3-4 karşılaşma oynanmış. Bakıyorsunuz geçen sene İsmail Kartal'ın takımı bu takım arasında fark var. İsmail Kartal'ın takımı Jesus'un takımına göre daha kişilikliydi diyor. Bence doğru kadroyu bulmuştu. İsmail Kartal e, da bir an evvel doğru kadroyu bulması lazım. Bu kadar yapboz da zaten bu iş gitmez. Şansal Büyük Bak çok güzel bir yazı. Futbol ego tanımaz. Maç başladı. Gözlerime inanamadım yanlış mı görüyorum diye gözlüğümü taktım meğer doğru görmüşüm. Fenerbahçe o kadar berbat, Ümraniye o kadar etkili başladı ki şaşırmam, kusuru gözlerimde aramam son derece normal. Delvalle daha ilk dakikada mutlak fırsatı kaçırmasa, başka bir ifadeyle Altay sol eliyle mucize bir kurtarış yapmasa Fenerbahçe rakibine hoş geldin demeden önce Ümraniye güçlü rakibine hoş bulduk diyecekti. Fenerbahçe ortalığında rakibin gelişini önleyecek kelimenin tam anlamıyla ön, ön stoper görevini yapacak. Rakibe basacak tek oyuncu yoktu. Ümraniye en ufak temasta karşılaşmadan geldi de geldi. Yani en ufak bir temas yoktu orta sahada diyor. Görünen tek adam Emre Mor'du. Etkiliydi ama <laughs> o da kendine mi oynuyor, takıma mı oynuyor belli değil. Lincoln oynayanınki bir maç önce herkese umut aşılamış tatlı hayaller kurdurmuştu. Bu maçta kendi oluşturduğu hayalleri kendi yıktı diyor o kadar etkisizdi. Bunu söylemeliyim. Bu Joshua King'i Fenerbahçe'de oynar diye transfer edenleri Fenerbahçe'ye layık görenleri tebrik ediyorum diyor. Ya da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilmiyorsunuz ya da transfer yapmasını. Ayrıca bu Perez nereden çıktı? Çok mu aradınız? Tek doğru hamlesi olmadı. Sol bek olarak kadroda bulunan Ferdi, Novak, dünya para verip alınan Perez'in Perez'ten 50 kat daha iyi. Büyük hoca denen Jesus kendi egoları uğruna geçen yılın güzelim takımını darmadan etti. Eski tanıdıklarından, geçmişte birlikte çalıştıklarından kısım akraba takımı kurdu. Onlara ayrıcalık yapıyor. Öncelik tanıyor. Olmaz, olmaz futbol affetmez. Futbol inada gelmez. Futbol ego tanımaz. Öğrenin artık bunu diyor. Şunu da söyleyeyim. Bir yerden sonra artık futbolcular da şeye inanacaklar. Yani forma adaletinin olmadığına inanacaklar. Belki de gerçekten vardır. Hatta Taraftar arasında da muhtemelen şu an düşünen vardır. Ercan Güven. Bu ne biçim başlangıç? Tribünlerin camianın dahi bu ta takıma parasını emeğini koyanların şoka girmesinden doğal ne olabilir? Mesela ben iki tane forma birden aldım çıkar çıkmaz. Kimileri sokaklarda yattı kombine için. Müthiş hocası, geniş kadrosu, parası, pulu, tıka basa stadıyla futbolun çınarı Fenerbahçe ilk kez süperlikte sahaya çıkan Ümraniye Spor'la zor güç berabere kalarak sezona kapıyı bırakıp pencereden girdi üst baş perişan moral yerlerde. Parola şampiyonluk işaret rezalet. Bu ne biçim başlangıç böyle? Üstelik Kadıköy'de skandalın bahanesi bile yok. Olsa olsa Ümraniye'yi hafife alıp zayıtsız tek orta sağlı ofansif bir takım kurmayı ve rakibe fark atmayı planlayan Jesus'un ihtirası. Pahalıya patladı. Çünkü kapalı kutu Ümraniye Spor ilk Süper Lig maçıyla açıldığı anda içinden 11 tane çetin ceviz döküldü Fenerbahçe sahasına. Formaları değiştir. Asıl o Fenerbahçe Ev sahibi önde baskıyla rakibi çıkartmıyor mu? Ümraniye spor aynısı. Fenerbahçe topu kapına direkt kaleye mi gidiyor? Ümraniye spor daha iyisini yapıyor. Üstelik yok hükmündeki Fenerbahçe orta sahasına karşılık Oğuz'un organize ettiği çok daha dirençli bir orta sahası var. Ligin yenisinin diyor. Gürcan Bilgiç. Jesus'un öğreneceği şeyler varmış. Bakın arkadaşlar. Seviyeli, küfürsüz, ahlak çerçevesindeki bütün eleştirileri okuyorum farkındaysanız. Bu da size bir mesaj olsun. Bejor Gecesi'nde öğreneceği şeyler varmış. Süper Lig dediğinizde burun kıvırıp lige yeni yükselmiş rakibini çantada keklik görüp tek orta sahayla sahaya çıkarsan adam da kariyer falan takmazlar. Hangi rakip analiziyle buna karar verdi bilemiyoruz elbette. Ümraniye'nin 3 golü de duran toplardan atması bir yana kendi sol bekini yani Perez oynatma garipliği de Portekiz Hoca'nın hanesinde. Yine de iki kere öne geçip bunu koruyamamak başka bir sıkıntı. Ben de bir cümle kurayım. Madem ana hedef süperlik o zaman rotasyonu süperlikte de değil de Avrupa'da yapman gerekmiyor mu? Yani bunu yapmasan sana ahmak aptal demezler mi? Sen rotasyonu gidip Avrupa'da yapaydın. 3-0 öndesin. Bitmiş. Yani 4, 4 tane yiyecek halin yok. Orada yapaydın rotasyonu. Bu maçta da as bile çıkaydın. Sarı kartla Arao ile ikinci yarıya başlamamak doğru ama sahadaki problemi çözmüyor ki. Rossi'de, Emre Mor'da hatta Lincoln'de orta saha özellikleriyle öne çıkan oyuncular değil. Devreyi de 150 pasta bitirdi Fenerbahçe. Oyuna hakim olamadığı gibi rakibin istediği kör dövüşü tuzağına da düşmüş durumdaydı. Şimdi şunu ekleyeyim. İleride bu adamlar pas yapamadığı müddetçe top geri döndü bize. Değil mi? 46 yaşındaki Recep Uçar nakış gibi işlemiş maçı. Yine de Ümraniye Spor'un penaltısında faul ceza alanı dışında yapılıyor. Biz görüyoruz var devam ettiriyor. Aynı varken Fenerbahçe'nin penaltısında ince elle oynamayı da tespit ediyor. Gariplikler bitmiyor yani. Ömer Üründül 90. dakikaya giden karmaşık tablo diyor. Kısa olarak da hani o da aynı şeyleri söylüyor. Kimsenin beklemediği bir şey. Organizasyon kötü, futbol kötü. Ümraniye'yi kutlamak lazım. Özlemlerime gelelim. Öncelikle günümüz futbolunda takım savunması çok önemli. Ligin yeni takımı. Üstelik de birçok yeni transferle zamana ihtiyacı olan bir takımdan 3 tane gol yiyorsunuz. Üstelik daha birinci dakikada net bir pozisyonu kaleci Altay kurtarıyor. 3 deneyimli stoper vasıflı oyuncum var. Salahi Perez Henrique 2 gol kornerden yiyorsun. Perez kesinlikle sol bekte oynayamaz. Şimdi gelelim Jesus'a ancak bu kadar kötü bir kenar yönetimi olabilir. Tam takımın etkili olduğu ikinci yarıda iki gereksiz değişiklik yaptı. Emre Mor takımın en iyisiydi nasıl çıktı? Ondan sonra paniğe kapıldı hem Berisha hem Serdar aldı. Sonuçta ilk 11'den başlayan 90. dakika sonuna giden Karma karışık bir tablo. Engin Verer kimyası uymayan başarılı olamaz diyor kısaca. Yani Fenerbahçe'nin farklı kazanmasını beklediğim bir maçtı diyor. İlk başta söyleyeyim diyor. Ama Ümran e, Ümraniye zaman zaman iyi işler yaptı. Avrupa kupalarında 3 maç oynamış, iyi bir hazırlık dönemi geçirmiş Fenerbahçe. Bu kadar dağınık olmasını beklemiyordum. Özellikle savunmadaki Brezilyalılar Fenerbahçe'nin ağırlığını kaldıracak gibi görülmüyor. Ben ilk maçtan hani yerin dibine sokmayı mantıklı bulmuyorum açık söyleyeyim. Hani Perez'i de Gustavo Henrique'yi de hani yerin dibine sokmak mantıklı değil ama Gustavo Henrique'nin o topu taca çekmesi bence kariyerini bitirdi. Onu da söyleyeyim. Diyor ki e, maçta Fenerbahçe'ye yakın durduğunu pozisyonlarda böyle bir izlenim edindiğini söylemem lazım. Ümraniye'nin kazandığı penaltı pozisyonunda sarı kartın yeterli olup olmadığı tartışılır diyor. o da ayrı bir şey söylüyor. Ayrı bir telden çalıyor. Cesun kariyerine başarılara saygı var ama burası Fenerbahçe diyor e, ee, ne kariyerli hocalar gördü kimya tutması lazım. Tümer Metin bu bir yol kazası değil. Aslına bakarsanız Tümer sözlerinde çok ilginç şeyler var. Bu da TV bu sporda değerlendiriyor. Diyor ki bir futbol sever olarak müthiş bir akşamdı. ile aynı şeyi söylemiyorlardır. Sezon başları sancılı oldu ister istemez. Bizleri de yeni gelen hocalar neler yaptığını analiz ediyoruz. Bu takım Zayt'sa Arda Güler'e, İrfan Can'a gelebilir. Sancılı dönemi sonuçlarla atlatırsınız. Galibiyetlerle aşılır. Adaptasyon süreci falan filan. <laughs> yani futbolda sonuçlarla tamamen ilişkilidir. Kalite diyor. Bu sonuçlarla alakalı. Alt dikten gelen bir takıma karşı kaliteni konuşturman lazımdır. Nasıl olsa kazanırız. Ya da oyuncular ciddiye mi almadı bilmem. Ama fişi çekemedi Fenerbahçe diyor. Yeni oluşan takımlarda bu tür sıkıntılar olur. Oyuncular sonuca gebedir. Sonuç alamadığında tedirginlik başlar. O tedirginlik senelerdir var. Mesela transferler diyor ki biz Fenerbahçe'ye geldik. Lig çok uzun. Kazanırız. Kazanamazsın. Öyle bir dünya yok. Bir büyük takım iki defa öne geçtiği maçı bir şekilde bitirmeli diyor. Forvet alınması lazım. Geçiş oyunları doğru yapan ama seti oynayamayan bir takım olarak görüyorum Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'de bu kadar transfere gerek var mıydı tartışılır. Fenerbahçe'ye gönül verenler kusura bakmasın ama Fenerbahçe bir forvet alamasa bu tablo çok sık tekrarlanır. Bu kadar transfer yerine kadroyu koruyup 1 iki transferle o ritim bozulmamalıydı. Yani kalite tartışılır diyor. King, Lincoln, Buruma hatta Emre Mor. Bunlar Fenerbahçe kalitesinde mi? Jesus şanssızlığı. Erol Hoca'nın, İsmail Hoca'nın kadrosu bu kadrodan daha iyiydi. Jesus'un şanssızlığı bence bu diyor. Oyuncu form tutar. Daha farklı yere gelir. Bir, bir şey diyemem. Bu takıma acil forvet lazım diyor. <laughs> forvet alınması şart. Sayın Başkan bunu hayra yordu. Doğru bir yaklaşımdır. Umarım öyledir ama bana Fenerbahçe'nin bir yol kazası gibi gelmedi görüntüsü. Sanki bu oyuncular mevcutu bir tık yukarı çıkarabilecek mi? Orası soru işareti. Şimdi ben de şu soruyu sorayım. Hiç kimsenin gitmediğini düşünün. Yani çer çöpler hariç. Fenerbahçe Alioski'yi aldı. Bir. Burak Kapaca sağa monte etti diyelim. Ee, Luan Perez de Salahi'nin yedeği aldı. Yani Salahi Luan Perez. Kim Minji Serdar Aziz diyelim. 2. Bak 2 tane transfer yaptım. Crespo Zays oynayacağım arkadaş ben. Arao'yu yedek istiyorum. Crespo'yu yedeklesin ki başlangıçtaki mantık da buydu. 3. İsmail Yüksek zaten geri döndü. Onu transfer sayalım. Sağ Emre Mor'u alayım. Emre Mor bana iyi bir yetenek, yetenekli yedek alternatif olur. 4. Sola da Buruma'yı kiralayayım. Ya atsan atılmaz, satsan satılmaz. Kiralayayım. Rossi alternatif. Bak Ferdi'yi de öne kaydırabilirim. Nova falan göndereyim. Bazı maçlarda delerim. 5. Bak 5. Lincoln'u orta sahaya alayım. Mesut yok. Arda Güler Lincoln'u oynatırım. Hem Arda'dan faydalanırım. Hem Lincoln'den faydalanırım. Ya da 6 diyeyim. 6 idi pardon. Juan Pedro'yu alayım. Forvet eksikliğim var. Eldeki Serdar'ı, Samad'dayı, Berisha'yı falan paketleyeyim. Bir forvet daha alayım. Mesela Maxi Gomez'i alayım. 8 mi yaptı? Alioski. Hatta Luan Perez'i de almıyorum ya. Tisserand, Serdar Aziz, Kimmici, Salahi. Onu da almadım. Luan Perez'i de almadım. 1. E, Alioski. 2. İrfan Can. 3. Yedek Arao. 4. Emre Mor. 5. Buruma. 6. Lincoln. 7. Pedro. 8. de bir başka Forbet. 8 transfer. Bitti arkadaş benim işim. Bu saatten sonra... 20-30 milyon euroluk fırsat transferi gelirse oynar, gelmesi de oynatmıyorum. Deseydi ne değişirdi? Mesela Pelkas'ı gönderdim deseydi. Pelkas 1. Başka? Novak 2. Başka? Zaten Berke Mekane sözleşmesiz gidenleri saymıyorum. Allah yar, Ozan, Mesut bedava gitti, Gustavo bedava gitti. Ee, başka? Düşünüyorum. İşte Berişa'dan biraz bonservis alırdım. Bu bonservislerinde bunları karşılardım. Daha mantıklı olmaz mıydı? Olurdu. Yine 4-2-3-1 ya da 4-1-2-3 sistemini oynardım. Bilmiyorum. Şimdi sözü Jesus'a bırakıyorum. Jesus diyor ki iyi yoldayız. Diyor ki istediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. Değildi. 3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik. Biri penaltıdan olmak üzere duran toplardan 3 gol yedik. Normalde takımımız defansif duran toplarda iyi ama bugün İstediğimizi yapamadık. Ben niye yapamadım da söyleyeyim sana. Saçma sapan savunma hattı çıkardın. Bu savunma hattı ilk defa birbiriyle oynadı. Bu kadar açık normal. Hazırlık maçlarında denemiyorsun. Başka maçta denemiyorsun. Önemli lig maçında deniyorsun. Rakibi küçük gördüğün için. Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornelere iyi çalışmışlar diyor. Maça iyi başladık ama rakibimiz maçı zorlaştırdı. İstediğimizi yapamadık. Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonluğa inanır. Bugün 2 puan kaybettik ama önümüze bakacağız. Her zaman inanmaya devam edeceğiz. Taze kanlar sürmek istedik sahaya ancak Avrupa maçındaki bazı yorgunluklar bazı futbolculara yansıdı. Futbolda bunlar var diyor. Gelmeden diyordun. 2 günde bir maç oynamasa ben rotasyon yapmam diyordun. Takım şu anda istediğim seviyede değil ama hiçbir hoca takımını ilk haftada istediği seviyede görmez. Ama iyi bir yoldayız. Sahada iyi işler yaptık. Sonradan girenler kalitemizi arttırdı. Bu çok önemliydi ama istediğimiz sonuca alamadık. Kazanamadık ama sonuna kadar savaştık. Perşembe Avrupa'da maçımız var. Bugün unutup Perşembe'ye odaklanacağız. Başkanımız takıma inanıyor. Futbol bu. Futbolda her zaman kazanamazsınız. Kazanamadık ama berabere kaldık diyor. bu soruyu ee, üzerine so söyledi acaba? Herkes yani Forvet için diyor. Herkes çok gol atan iyi forvet ister ancak çok gol atanlar pahalı ve Avrupa'nın en iyiliklerinde oynuyorlar. Kolay değil. Transfer penceresinin sonuna doğru fırsat çıkarsa iyi bir isim almak istiyoruz. Transferin son döneminde iyi isim almak için doğru zaman elimdeki oyunculardan memnunum. 3 Türk sorunuyla ilgili ilginç bir kural. Oyuncu değişikliği yaparken düşünmem gerekiyor. Bu ülkenin kuralı bu. Uymam uymam gerekiyor. Portekiz'de bu kural yoktu ama bu kural adapte olmam lazım. Ben dün maç başında dedim ya size. 3 tane Türk çıkarmış. Lan onu çıkarırken öbürünü almak zorunda öbürünü çıkarırken. En doğrusu ne biliyor musunuz? <laughs> en doğrusu. Bak katışıksız en doğrusu. Altay Kale değil mi? Sağ öne İrfan'ı koy. Sol öne Emre Mor'u koy. Geri kalanı döşe gitsin yabancıyla. Niye? Şimdi Emre Mor oyundan çıkaracağın zaman kim alırsın? Rossi'yi alırsın. Değil mi mantık olarak? Mecburen araya bir de Türk soku sokuşturmak zorundasın. Bak Fenerbahçe taraftarı buna uymak zorunda. Niye? Orada mecbur Arda Güler'i de alır oyuna. Yani Emre çıkarken Arda Güler girer. Oradaki orta sahadaki yabancının yerine işte Rossi, Burma neyse o girer. İrfan çıkacaksa yine oraya yabancı girecekse yine bir Türk değişimi yaşanır. Mesela sol bekini çıkarır Ferdi girer. Bak bunu iyi düşünün. Takım iyi seviye geldi. 8 haftadır takımla birlikteyiz. Kim Minji'yi sonrası stoper araçlarına girdik. Takımı tamamlamak istiyoruz. Bu da antrenmanla oluyor. Şu an sezon başındayız. Gelecek sezonu düşünmek doğru değil diyor. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı olmalıyız. Fenerbahçe bu problemi geçen sene de yaşadı. Aslında bu bir problem değil. Fenerbahçe'nin geniş kadrosu olmalı. Kulübün Avrupa'daki sıralamasını bilmiyorum. Ama Avrupa'da olmalıyız. Derin kadro lazım. Rotasyon lazım. Perşembe günü yine kadroda değişiklikler yapacağız. Eğer Arda Güler İlk 11 başlamasa çok ciddi şeyler söylerim. Benim bir Ömer abim var. Almanya'da yaşıyor Selamlar olsun. Ömer abim teşhisi koydu. Süper bir özet. Diyor ki biz Jesus'u niye getirdik hocam? Hakemi de yensin diye. Hani hakemi de yenecek teknik direktör. Ama Jesus öyle saçmaladı. Öyle hatalar yaptı ki kimse hakemi konuşmuyor öyle bile diyor. Doğru söylüyor. Şimdi dün bu maç oynanmadan Avrupa'da Fenerbahçe galibiyetine 183 milyon lira yatırıldı dedi bahis analiz sitesi. 183 milyon eurodan bahsediyorlar. Şimdi 183 milyon euro Fenerbahçe'nin galibiyetine yatırıldığı anda hayırlı olsun dedim. Arkadaşlar ben Ali Koç'un açıklamalarını dinledim. Cesus'unkini dinledim. Ya ortada bir sıkıntı var. Gerçekten ortada bir sıkıntı var. Yani ortadaki sıkıntıyı çözemiyorum. Niye çözemiyorum? Ya Fenerbahçe skoru 3-3'e getirmiş. Tamam mı? Daha 90 artı 2 mi geçirdi? 90 artı 2'de 2 de 2-2 yaptı. Şey 3-3 yaptı. Daha 5 dakika uzatma var. Bir kere uzatma dakikasının 7 dakika verilmesi ayrı bir komedi. Ama daha 5 dakika var Fenerbahçe futbolcuları top çevirdi. Yani hocam yorulmuşlardır işte baş etmek kolay değil. Hayır abi alakası yok. Alakası yok. Fenerbahçe futbolcular maç beraber için diye elinden gelen yaptığı gibi bir şey oldu. Son anlarda Gustavo Yenike'nin topu taca çekmesi ayrı bir komedi. Yani baktığın zaman çok tuhaf şeyler var ya. Gerçekten çok tuhaf şeyler var. Ali Koç çıkıyor. Normalde hakeme köpürmesi lazım. İşte şöyle yedi hakkımızı, böyle yedi hakkımızı falan demesi lazım. Normal. Olabilir. Böyle şeyler. Bir daha yaparsa küseriz bak falan filan yaptı. Ya Etme eyleme ya. Ya etme eyleme. Yani Ali Koç'un açıklamaları, Cesus'un açıklamaları yani herkese göre her şey normal bir bize göre sıkıntı gibi. Allah şahidim. Bak ben öyle lafı çeviren, kıvıran adam değilim. Çok açık ve net söyleyeyim. Maç bitti. Kendi kendime dedim ki ben. Bak kendi kendime ben dedim ki ulan ya biz iddiayla anlaştık. Dediler ki maçı berabere bitiren alın size şu kadar para. Ya biz işte 5 yıldız için federasyondaki federasyonun çok borcu var. Gelin. Fenerbahçe'nin de çok borcu var. Kulüp kasasından siz 5 milyon euro basın. Biz de federasyon kasasından 5 milyon euro basalım. Siz bu maçı beraber bitirin. Bak hakem de sizi katletsin. Aman sesinizi çıkarmayın. Bak sesinizi çıkarmayın. Biz bunu telafi ederiz ya. Hakem sizin kaç tane pozisyonun hakkınızı yedi? 12. Ben size 12 tane pozisyon hediye ederim dedi misal. Misal. Vallahi kafama bu geldi. Yemin ediyorum benim hani bunu hayal ettim. Çünkü başka açıklaması yoktu. Ben köpürüyorum, delleniyorum. Ya arkadaşlar o pozisyon şöyleydi, bu pozisyon öyleydi. Ya geçin. Bak şunu ben yapıyorum. Sarı kart diyorum. Rakip bunu yapıyor. Yetmiyor. Bir de tokat vuruyor. Devam diyorsa bu ince ince doğramaktır. Ya ince ince doğradaki. Hiçbir baba yiğit de, hiçbir Allah'ın kulda çıkıp lan arkadaş bu takımı ince ince doğuruyorlar demedi, diyemedi. Şimdi onu eleştirme, bunu eleştirme. Bak mesela futbolcu daha gelmeden eleştiriliyor. Ben buna karşıyım. Futbolcu daha gelmeden eleştiriliyor. Ben buna karşıyım. Ama aynı futbolcu geliyor, yine eleştiriliyor. Aynı futbolcu geliyor, iyi oynuyor, kötü oynuyor. Ya sadece eleştiriliyor. Lan arkadaş, anasını babasını öldürün de siz de kurtulun, biz de kurtulak diyesi geliyor adamın. Futbolcu sadece eleştiriliyor. Şimdi ben dünkü maça ilişkin abi açık söyleyeyim ben hala aynı fikirdeyim. Ya dünkü maçta iddianla ilgili bir şeyler var. Yani bir tuhaflık var. Bir sıkıntı var. Yani anlatılmaz bir sıkıntı var. Ya da bizim atladığımız, es geçtiğimiz, göremediğimiz bir şey var. Yoksa bu kadar rahatlık, ya bu kadar rahatlık hayır alamet değil ya. Bu kadar rahatlık hayır alamet değil. Yani Maçta şikeme yapıldı. İşte şu mu bu. Rakip taraftarlar diyor ki Fener kullandı diyor. Ya onlar işine geldiği gibi konuşur. Onlar işine geldiği gibi konuşur. Onlar çıkıp benim gibi konuşamazlar. Galatasaray'ın mesela Mustera'nın yaptırdığı penaltı bana göre değil. Bana göre değil. Ama çıkıp da bir Galatasaray'dan kolay kolay duyamıyorsun. Ha, söyleyenler illa ki var ama bize denk gelmiyor. Ya da çok az kişi. Uzun lafın kısası. Benim kafamda bir sürü soru işareti var. Ama bu takımla ilgili de şunu söyleyeyim. Bu takım her maç bunu yapamaz. Her maç bunu yapacak olursa vay o Fenerbahçe'nin haline. Benim Jesus'a naçizane bir tavsiyem var. Çok naçizane küçük bir tavsiyem var. Yani çok naçizane küçük bir tavsiyem var. Nedir o tavsiye? Bildiğin gibi değil. Bak bildiğin gibi değil. Doğru olanı yap. Ya bildiğin gibi değil doğru olanı yap. Bak mesela orta saha tek orta sahayla Ümraniye çok kolay, değil mi? İşte kolay değilmiş. İşte ben şu kadar forvetçiyle çıkar, o kadar hücumcuyla çıkamazsın ortaya. Bunu da söyleyeyim. Rossi, ben şu anda bir anket sundum mesela. Hangisini tercih edersiniz sol kanatta diye? Sürekli ilk 11 oynayan Rossi'nin aldığı oy oranına bir bakar mısınız? Ya da Rossi'nin yerine oyuna sonradan giren Buruman aldığı o yaranına bakar mısınız? Lincoln hazırlık maçlarında forvet arkası denendi. Sol kanat denendi. Sağ kanat denendi. Bak denendi. Merkez orta saha denendi. En iğrenç oynadığı 8 numaraydı. Yani rakip kolay diye çift orta saha çıkıp yani tek orta saha çıkıp Lincoln'un yanına koyduğumuz en iğrenç maçıydı. Dünkü maçta ikinci iğrenç maçıydı. Hata'dan dönecek mi? Yaşlı inadımını sürdürecek. Hep birlikte bekleyip göreceğiz ama eğer hatadan dönmezse çok yakında istifa seslerini duyar bu taraftar. Bak, omurdanmalar başladı istifa. Her şey Dinamo Kiev'i e elenmeyle elenmemeyle değil. Değil. Sabahına on numara verdiğin adamı hiç oyuna bile almıyorsan milletler ki olan bunlar bizim gözümüzü boyuyor. Fenerbahçe tribünleri ne istiyor biliyor musunuz? Defalarca söyledim. Arka arkaya arkaya galibiyetler. 10 maç bak şu andan itibaren 10 maç arka arkaya kazan hepsini 2-0 kazan. 1-0 kazan. Ama futbol tıkır 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 her maç biraz üstüne çıksın. Kimse ses etmez. 11. maç puan kaybında yine türerler. Biz demiştik şundan olmaz diye diye. Pozitif manada baktığın zaman 3 gol atmış bir takım var kötü oynamasına rağmen. Negatif manada baktığın zaman 3 gol yemişsin. Hakem hatasını bir kenara alırsak 3'ünü duran toptan yemişsin büyük takım bir maçta 3 tane duran toptan gol yiyorsa o takımın savunması savunma değildir. Taraftarın da eleştirileri haklıdır demek ki. Gustavo Henrique yavaş hepimiz şey yaptık. Ben sadece şu özelliğini söyledim. Şu özellik benim hoşuma gitti Boyu yüksek. Lincoln güzel duran top kullanıyor. Lincoln'ın kullandığı duran toplarda bir şeyler yaparsa kral olur. Sezonda 5-6 tane gol atar. Belki 5-6 maça katkısı olur. Ama savunmada yavaş belki de Osayi hani mesela Osayi'nin ustava oynuyor ya bak ben bunu da söyledim. Osayi hızıyla belki bunun açığını kapatır düşüncesi var. Rakip topu şişirir, bu kafayına indirir. 1. Rakip topu kaleden şişirdiği zaman yine savunmada karşılar. 2. Duran toplarda katkısı olur. 3. Takım savunmasında, duran toplarda katkısı olur. 4. Bu dört amaç için belki alınmıştır dedim ama hani henüz daha ilk maçları bir şey demek de doğru değil ama Dünkü maç rezaletti. Luan Perez için de çok kötü bir başlangıçtı. Umarım etkisinde kalmaz diyoruz ama maalesef ve maalesef sıkıntı. Fenerbahçe Nemanja ile 2 yıllık anlaşma sağlamış. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da kapını vermiştik. Yanılmamış olduk. Arkadaşlar, bakın dediğim gibi bu iddia işi, şey işi benim sadece kafamdaki şey ama 183 milyon euro yatırıldıysa ya ben bu haberleri görünce tuhaf olurum. Fenerbahçe taraftarına bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarı asıl bu beraberliği isteyen sizdiniz. Ya sosyal medyada fenomen olmak uğruna şunu yazdınız sürekli. Ah Galatasaray son dakika yendi ya. E, Beşiktaş son dakika yendi. Biz kesin berabere kalırız. Kesin yeniliriz. Kesin puan kaybı. Kendinizi o kadar inandırdınız ki. Kesin puan kaybına. Bir. İkincisi fark beklemek. Ben de dahil hepimiz fark bekledik. Bekleyeceğim abi. Ne bekleyeceğim başka? Ne bekleyeceğim başka? Tabii ki fark bekleyeceğim. Adamlar lige yeni çıkmış. Piyasa değeri 7 milyon küsür euro. İyi. Ha. Üçüncü olarak piyasa değerine çok takılıyoruz. Transfer yaparken transfer market değeri şu kadar diye çok takılıyoruz. Al bak transfer market değerine ne işe yaradığını dün gördünüz. Vallahi inşallah ciddi bir uyarı olur. Aklımızı başımıza alırız. İddia middia işlerine de inşallah girmeyiz. İnşallah girmemişizdir. Çünkü bu iş sıkıntı. Sakata gider. Tamam. Bu iş sakata gider. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bazı arkadaşlar da şey diyor hocam sistem sıkıntı değil. Ee, futbolcuların şeyi sıkıntı. Ne derler onun adına. Kalitesi sıkıntı diye. Valla futbolcuların kalitesi de sıkıntı olabilir. Futbolcuların kendi de sıkıntı olabilir. Ama inşallah doğruyu yapıyoruzdur. İnşallah doğru hamleler yaparız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kapta hayırlı uğurlu olsun.